Zemzem'in Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Airfryer'da tavuk sote tarifiyle geldim arkadaşlar. Daha önce yapmamıştım tavuk soteyi. Şiş olarak yapmıştım ama sote olarak yapmamıştım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Böyle 2 adet sivri biber, 2 adet kapya biber, 1 adet domates, 1 adet soğanım var. Ve bir tavuğun göğsü var. Tavuğumu güzel ilk önce jülyen daha sonra küp küp olabilecek bir şekilde hepsini doğruyorum arkadaşlar. Böyle bu doğrama işlemini sizlere göstermek istedim. Bazen bana böyle iyi geliyor, terapi gibi oluyor. Sizlerle de bu bölümü silmek istemedim, paylaşmak istedim. Hepsini görmüş olduğunuz gibi küçük küçük olabilecek bir şekilde doğruyorum. Daha sonra arkadaşlar onları tamamladıktan sonra sırasıyla biber, domates ve soğanları da aynı şekilde doğruyorum. Soğanları da küçük küçük olabilecek bir şekilde doğruyorum arkadaşlar. Domatesimin de kabuğunu böyle aldım, temizledim arkadaşlar. Kabuğuyla beraber pişerse kabuğu ayrılıyor ve bu da güzel olmuyor. Bütün malzemelerim hazır. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Airfryer'ın içerisine böyle fırına dayanıklı bir borcam koyuyorum. Daha sonra içerisine birazcık sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra doğramış olduğum tavukları içerisine döküyorum hepsine. Airfryer'ımın ayarını ise 170 derecede böyle buz çözme modu var. 12 dakikaya ayarlıyorum arkadaşlar. İlk etapta 10 dakika sonucunda Airfryer'ın içerisinden çıkarıyorum tavukları. Bir iki tur karıştırmamız lazım. O yüzden ara ara karıştırmayı unutmayın lütfen. Ocakta olduğu gibi yani tavada da pişirseniz ara ara karıştıracaksınız mecburen. Daha sonra böyle hepsinin beraber pişmesini istediğim için ilk etapta soğan ve sırasıyla biberleri de içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Bir tur daha karıştırıp tekrardan airfryer'ın içerisine göndereceğim. Bu sefer ayarını biraz yüksek tutacağım arkadaşlar. Yaklaşık böyle 15 dakika kadar airfryer'ın içerisinde pişireceğim tekrardan. Daha sonra bir tur daha çıkartıp karıştıracağım görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar tavada da pişirseniz bu şekilde sırasıyla bu işlemleri yapıyorsunuz. Böyle pişmeye yakın bir adet domatesimizin kabuğunu soymuştuk. Onu da ilave ediyoruz içerisine. Tekrardan birazcık pişirip ve içerisine salçasını ilave edeceğiz arkadaşlar. Salçasını da kokusunu çıkarana kadar pişireceğiz. O yüzden ilk etapta böyle domatesi koyduktan sonra bir 5 dakika kadar tekrardan pişiriyorum. Şimdi 5 dakika kala çıkardım arkadaşlar. 10 dakikaya ayarlamıştım. Bu arada söylemeyi unuttum. Üzerine bir kapak ya da böyle benim gibi fırına dayanıklı bir tabağınız varsa mutlaka üstüne koymayı unutmayın. Çünkü rezidansa yakın olduğu için üzerini yakabilir. O yüzden böyle üzerini kapatılı bir şekilde pişirirseniz daha güzel bir şekilde pişecektir. Ve bir tur karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Ve üzerine baharatları ilave edeceğim arkadaşlar. Tuz, karabiber, kimyon, köri, toz kırmızı biber, birazcık da pul biberim var. Böyle çeyrek çay bardağı kadar da su ilave ettim ki baharatların birbirine iyice karışsın diye. Tekrardan kapağı üzerine kapattım ve airfryer'ın içerisine gönderdim. Artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyorum arkadaşlar videomun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. İnanın o kadar lezzetli olmuştu ki. Böyle bu şekilde denerseniz tam tarif alırsınız. Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.